Merhaba arkadaşlar, size bugün bir program tanıtacağım. Program çok güzel. Programın ismi bu gezdirdiğim Track VF. Bununla ortam dinlemesi, görüntülü takip etme, konum alabiliyorsunuz, nerede olduklarını. Çok güzel bir program. Karşı tarafın haber olmadan, tabii ki karşı tarafa da indireceksiniz bunu. Aynı Gmail ile bunu da çalıştıracaksınız. Gmail'lerin ikisi de aynı olması lazım. Şu anda programa giriyorum. Evet. Bunu Play Store'dan indireceksiniz. Play Store'dan aynı yazılımı çıkar zaten bu. Google ile giriş yapın diyor. Bunu Google ile giriş yapacağız. Evet, giriş yaptım. Gördüğünüz gibi D gözüken deneme programı. Program deneme 4 Gmail. Böyle bir tane açmıştım bunun için. Bunun karşı tarafın aynı indirdiğiniz TrackVR ve aynı bunu mailiniz aynı olması lazım. Yani diyelim benim şu anda buysa karşı tarafında aynı olması lazım ki ben onun telefona girebileyim, yani takip edebileyim. Çocuklarınız olur, eşiniz olur, herhangi takip için çok güzel bir program. Yani kötü amaçla değil ama en azından çoluk çocuğunuzu takip amaçlı yapabilirsiniz bunu. Şu anda programa giriyorum. Evet, Gmail'i tıklamam lazım. İki defa üst üste gelir Gmail. İki defa tıklayın ve sonuç buraya gelir. İzin ver. Evet. Çevrim içi cihaz yok diyor şu anda. Karşı tarafa eğer kurarsanız zaten üst tarafa bir tane kamera işareti gelir. Kamera işareti geldiğinde kamerayı tıklarsanız görüntü alabilirsiniz. Evet arkadaşlar, ben bunu diğer telefonumda da açtım ki size gösterme amaçlı. Şu anda gördüğünüz gibi kamera işareti geldi. Konum alma işareti geldi. Burada zilini çaldırabiliyorsunuz telefonun. Bir çaldırayım, sesi size gelir. Evet. Gördüğünüz gibi karşı telefonun zilini kimsenin haberi olmadan çaldırdım. Ekran açılmıyor karşı taraf. Hiç kimse hissetmez. Sadece zil çalar. Bunu açarsanız önünden hareket algılama, karşı tarafınki de açık bırakırsanız herhangi bir geçti mi kameranın önünde hemen size mesaj gelir. Ben kapatıyorum. Ses algılamayı açarsan herhangi bir ses, ortam sesi gelirse sesi hemen size mesaj gelir. Konum geçmişi, bunlar görüyorsunuz, bunlar tabii ki ücretliler. Ben geri gidiyorum tekrar. Şu anda kamerayı deneyeceğim. Evet, kamera tıklıyorum. Evet. Şu andaki karşı tarafın telefonun kamerasından izliyorum. Kamerayı normalde ortaya tıklayın. Böyle solda en altta 3 nokta gelir. 1, 2, 3 üstten 3. kamerayı tıklıyorum. Evet arkadaşlar. Görüntü beni alıyor. Şu anda içeride karanlık olduğu için ışığı açabilirim. Gayet net. Gördüğünüz gibi kendime el sallıyorum. Bir görüntü var. Arka kamerayı alabiliyorsunuz. Ondan sonra şöyle yaparım. Ön kamera alan flaşı yakalım. Bak, yüzüme flaş atacak şu anda. Pardon, kamerayı kapattım. Flaşı açıyorum. Gördüğünüz gibi. Evet. Şu anda karanlık olmadığı için fark etmiyor ama önden flaşı yakıyor. Arka flaş hangisinde varsa, arkadan önde varsa onu yakar karşı tarafın. Bu alttan ikinciye tıklarsanız kamerayı görüntüyü kapatır. Bu alttaki de sağa sola çeviriyor böyle. Ona gerek yok. Bu ortaya tıklıyorum tekrar. Burada bir de ne var? Dur, kamerayı kapatayım. Evet. Kamerayı kapattım. Burada ne var? Tekrar kamerayı açmam zorunda kaldım. Pardon. Şu anda görüntüyü alıyoruz karşıdan. Evet.
Aldığımız görüntüyü, bu ortada REC var. REC yani Türkçesi. Bunu tıklarsanız o karşı tarafın görüntüsünü ister ön kamerayla çekim yapın, ister ön kamerayla arkayla fark etmez. Ya da sesi. Burada şu anda gördüğünüz gibi kayıt yapıyor. Kaydı durdurdum. Bu kaydı ne yapıyorsunuz? Tekrar izleyebiliyorsunuz. Telefonu kapattıktan sonra. Burada ne var? Mikrofon var. Bas konuş. Evet. Karşı tarafa ses veriyor. Alo, sesimi duyuyor musunuz? Benim ses şu anda kendime geldiği için, karşıda kimse olmadığı için. Evet, ses karşı telefonu buradan basıp konuşabiliyorsunuz. Hey, ne yapıyorsunuz filan basılıp konuşabilirsiniz. Telsiz gibi. Bas bırak. Çok güzel bir program. Size tavsiye ederim. Şu anda geri tuşuyla kapattım. Bu üstte sol sağdan, pardon soldan en üstte çarpıya tıklıyoruz. Ondan sonra ne var başka diyelim size. Buradan oturumu kapat yaparsanız ne karşı taraf sizi izleyebilir ne de siz karşı tarafı izleyebilirsiniz. Kapalı kalmaz. Kapatmayın. Direkt çıkış yaparsanız telefonlarınız açık kalmaz. Korkmayın kameralarınız. Siz takip edebilirsiniz. Karşı taraf zaten bilmediği için siz sadece indiriyorsunuz. Onlara diyorsunuz ki böyle böyle çocuğunuzsa, eşinizse herhangi bir tehlikeye karşı ben sizi gözetlemek istiyorum, takip etmek istiyorum. İyi bir şey yani. Kimse kimsenin hakkına girmesin. Yani yabancı kimselere yapmayın bunu. Sadece aileniz için. Yani çoluk çocuğunuz okullara gidiyor takip etme amaçlı. Çok güzel bir program. İndirmenizi, kurmanızı tavsiye ederim. Bugün bu kadar. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Eğer beğendiyseniz yorum atın. Evet, burada başka kayıt yaptığım altta şey göstereyim size kapatmadan pardon. Şu anda en alttan cihazlarım var. Kaç cihaz bağlıysa zaten o gelir. Burada benim bir tane olduğu için dev 2881 geldi. Kaç cihaz bağlıysa hepsi çıkar. Yani buna bağlayabilirsin birkaç cihaz. Aynı mail olacak unutmayın. Burada ikinci demin kaydettiğim görüntüyü izleyebiliyoruz. Evet. O da burada. Mesajlar demin demiştim. Algılama için kameranın önünden geçen olursa onu açarsanız mesajlar buraya geliyor. Ses kaydı olsun. Bu da profiliniz. Buradan girdi mi 7 gün boyunca ücretsiz veriyor size. Bu prosu. Ben kendim şu anda ücretsizini kullanıyorum. Bana yeterli geliyor. Ha, burada hareket ve ses algılama. Demin demiştim size. Bunu açarsanız o deminki dediğim mesaj bölümüne gelir. Ön ve arka kamera. Burada kendiniz ayarlarsanız. Yer bildirimi. Onlar ücretli. Ayarlar ne var? Şöyle diyelim. Sessiz uyarı bildirimleri. Uyarı mesajları için sesli bildirimleri. Yani herhangi mesajların sesli gelmesini istemiyorsanız bu kapalı olsun. Ekran kapalı modu. Evet. Bu seçenek etkin ise cihazınız ekran kapanacaktır. Yani nasıl kapanan karşı tarafın arama yaptığında görüntülü ya da herhangi ses algılaması ışık yanmaz. Bunu iki cihazda da yapın. Ekran kapalı modu. Yüksek performans modu. Bu zaten hepsi yazıyor. Burada durum değişikliği algılama. Bu cihazın durumu değişiklikleri hakkında diğer cihazlar bildir. Bunlarla uğraşmayın. Fazla bir şey yapmayın. Sadece ekran kapalı modu yaparsanız ışıklar yanmaz. Açtığınızda karşı tarafa demesin benim bu telefon ışığı niye yandı. Şarjı bitmesin yazık. Kapalı halde en azından ekran kapalıyken izleyebilirsiniz. Takip edebilirsiniz kamerasıyla. Ses algılama hepsi olur. Geri gidiyorum. Bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.